Peki, sorular da akıyor. Ya. Okul birinciliği ile ilgili bir soru var. Sevgili arkadaşım, sen o istediğin üniversitelerin, istediğin programlarında kaç okul birinciliği kontenjanı olduğuna bakacaksın. Normal sıralamanın dışında sizler okul birincileri kendi aralarınızda, orayı tercih eden okul birincileri kendi aranızda da yarışıyorsunuz. Eğer senden yüksek sıralaması olan bir okul birincisi varsa oraya o giriyor. Ama yoksa sen giriyorsun. Ben geçen yayında da bunun örneğini verdim. Mesela ben İstanbul Basın Yayın'a girdiğimde 90'lı yıllarda ben girdiğimde diyelim ki 3000'le girdim. Okul birincileri 15.000 20.000'e girmişlerdi. Kontenjanı az ama kendi aralarında yarıştıkları için normal sıralamalardan çok aşağıda olsalar da yerleşebiliyorlar. O yüzden o kontenjana ne kadar okul birincisinin tercih edeceğiyle ilgili bir durum. Senin yerleşip yerleşmeyeceğin. Sen listene yazacaksın. Ondan sonra talebe göre ÖSYM bakacak. Seni inşallah yerleştirir. Öyle diyelim. Şimdi sizin karıştırdığınız bir şey var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ben bir bölümü istiyorum. İlk sıraya yazdım. Bir başka arkadaşım da istiyor. Benden sıralaması yüksek ama 23. sıraya yazdı. Ben girerim değil mi? Olay şöyle sevgili arkadaşlar, mantığı anlamanız için söylüyorum. Şimdi hepinizin bütün tercihleri bir havuzda toplandı. ÖSYM yazılım seni alıyor listeni. İstediğin bölümleri tek tek sıralıyor. Toplamın içinde ne kadar talep var ise ona göre sıralama oluşturuyor. Sen ilk sıraya da yazsan, arkadaşının senin sıralaması senden yüksek ise 23. 20 son sıraya yazmış olsun, o girer. Sıralaması yüksek olan girer. Tercihte koyduğun sıra seni önceliklemiyor ya da seni geriletmiyor. O yüzden diyoruz biz istediğiniz şey, yani isteklerinize göre sıralayın, o yüzden diyoruz. Korkmayın yani, hani sona yazdım ben giremem, başkası orayı doldurur diye bir seçenek yok. Senin sıralaman yüksek ise sen giriyorsun. Kaçıncı sıraya yazdığın önemli değil. Şimdi hemşirelik, bir arkadaşım dedi ki vakıflarda da fırsat var mı sağlıklar için? Vakıflarda fırsatlardan bahsettim. Şöyle söyleyeyim, sağlık bölümleriyle ilgili dün de uyarım yaptım. Lisans, ön lisanslara çok fazla bize soru geliyor. Bakın biz 3 milyon 600 bin dakika izlenmişiz. 506 bin aday, yani tüm tercih yapacağım 3'te biri bize soru sormuş. Bu ne demek? Elde elimizde çok done var demek. Hani kimlerin nereye eğilimi var, neyle ilgilenmişler görüyoruz demek. Şimdi bu bunca sorunun içinde 10 sorudan 8'i sağlık ise o zaman sağlığa ilgi yoğun demektir. Bu soranlar da listelerine yazacak ise demek ki bir talep yoğunluğu oluşacak demektir. Vakıf üniversitelerin burslu programlarında hiç ummadığımız fırsatlar çıkabilir. Pandemi nedeniyle insanlar tercih yapıp da vakıf üniversitesine yerleşmeyebilir. O yüzden vakıflarda marjınızı biraz daha yüksek tutun. Ama sağlıkta çok oynama beklemiyorum doğrusunu isterseniz. Ama şansımızı denemeli miyiz? Denemeliyiz. Aşağı doğru inmeli miyiz? Esas önemli olan o. Sağlık seçecekler. Hem ön lisans hem lisans seçecekler. Mutlaka aşağı doğru listelerini indirecekler. Yani mesela bir arkadaşım demiş 185 binlisin. %40 aşağı in. Yani inebildiğin kadar in. Hemşirelikle ilgili sayıları çıkardık İlker'le yayından önce. Hemşirelik çok sorulduğu için. İnanılmaz çok talep var. Hemşirelik seçecekler, dikkat. Şimdi en yüksek geçen yıl Acıbadem %100 burslu almış. 60.807 ile almış sıralaması en yüksek. Hacettepe'de 79.598 ile almış. En düşük Uluslararası Kıbrıs vakıflarda 481.223 ile almış. Bakın aradaki marş çok büyük hemşirelikte, görüyorsunuz. Devlette de Kafkas Üniversitesi 215.881 ile almış. Şimdi bu işi bitiren arkadaşlar, bu bölümü bitiren arkadaşların %56'sı ilk 6 ay içinde işe giriyormuş. %74'ü de ilk sene içinde işe giriyormuş. Aslında biz bunu çok konuştuk hocam. Sadece %54'ü kamuda çalışıyormuş, biliyor musunuz?
Tüm hemşireler sanki hani hepsi kamuda çalışıyor gibi zannediyorsunuz ya. Öyle oran değil. Cumhurbaşkanlığı İstihdam Ofisi'nin çalışması bu. Sadece %54'ü kamuda çalışıyor. Yani yüzde neredeyse yarıya yakını özel sektörde çalışıyor. Hani sadece kendinizi KPSS olarak da sınırlamayın sağlık alanları için. Özel sektör çok gelişiyor, sağlık turizmi çok gelişiyor. O yüzden özelde de iş fırsatı var.